Kahramanmaraş'ın yukarı mahallelerinden ovaya bakıyorsunuz. Küçük bir tepecik görünüyor ovanın ortasında. Maraşlılar orası boş değil diyorlar. Gitmen, görmen gerekiyor mutlaka. Geniş, düzgün bir asfalttan güneye doğru iniyoruz. Çok değil, 10 kilometre kadar sonra dönüyoruz sağa. Aksu Nehri'ni geçince bir köy çıkıyor karşınıza. Adı Hacı Mustafa. Efendim burası Hacı Mustafa köyü. Burası Aksu. Aksu Nehri. Efendim gördüğünüz gibi bu işte son zamanlardaki su kaynaklarının vehametini göstermek için. Çocukluğum buralarda geçti. Ben bu ırmakta yüzerek büyüdüm. 68-69'lu yıllar. Efendim görmüş olduğunuz bu köprünün ayakları tamamen su içindeydi o zaman. Su altındaydı efendim. Burada yüzer miydiniz Hasan? Evet, yüzerdim ben. Balık avlardık efendim her gün. Çok mu balık olurdu? Çok balık olurdu evet. Şu anda nesli tükendi. Ayrıca şehirden de balıkçılar gelip burada balık avlarlardı. Bu işi hobi olarak yapan insanlar da vardı. Gelir burada piknik yaparlar. Balık tutup efendim hafta sonları genellikle burada geçirirlerdi. Ama şu anda gördüğünüz gibi maalesef böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Aksu eski Aksu değil. O yatağına sığmayan nehir mazide kalmış. Hani derler ya, sararmış fotoğraflarda, flu hatıralarda. Efendim burası Kumaşır Gölü. Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Eskiden tabii daha büyük bir göldü. Bizim çocukluğumuz yine bu buralarda geçti. Bu gölde yüzerdik, balık avlardık. Çok lezzetli balıkları olan güzel bir gölümüz burası. Gördüğünüz oralarda hayvanlar otlamakta. Oralar da eskiden göldü. Tabii maalesef bu son yılların bu su kaynaklarının azalması efendim bizim gölümüze de böyle nasip oldu. Yoksa büyük bir göldü. Karşı ağaçların oradan bu tarafa bu sazlık alan yoktu o zaman. Daha sonralar sular azaldıkça daralmaya başladı. Tabii biz çocukluğumuzda yarışırdık arkadaşlarla. Yani tabandan kim dağ çıkarır, kim kum çıkarır. Kaç metreydi derinliği burası? O zamanlar 20 metreye kadar derinliği olan yerlerin olduğunu söylerlerdi. Biz tabii o kadar derinlere gidemezdik ama birçok yerden de hakikaten şey çıkarırdık. Kum, taş. Ne balığı vardı burada abi? Burada pullu balık, et balığı dediğimiz balık var. Yılan balığı olur sazlık alanlarda. Ayrıca birçok kuşun da barınak alanı. Biliyorum aklınız dağda. Hadi ayaklanalım, ufaktan vuralım rampaya. Öyle pek yüksekte sayılmaz ama dorukları iyi esiyor. Yıl boyu böyle olduğu belli. Çamları eğmiş bükmüş, yatırmış toprağa. Yarın şiddetinden çamlar yatmış görüyorsunuz. Zirveden bakınca Maraş tabak gibi yayılıyor. Hava berrak olsa tek tek sokaklarını zoomlayabilirsiniz pekala. Dağın tepesinde bir mescit. İyi de kuş uçmaz, kervan geçmez yerde. Nereden icap etti acaba? Meğer burada Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük emekleri olan bir sahabe metfunmuş. Mübarek Malik bin Eşter adıyla tanınıyor civarda. Maraşlılar büyük sahabeyi sıkça ziyaret ediyor. Nurlu kabrini fatihasız bırakmıyorlar. Gönül ehli de buraya gömülmeyi arzulamış. Kabristan'da asırlık mezar taşları sıralanıyor.
Gelen giden artınca belediye yolunu da elden geçirmiş. Şirin bir cami yaptırmış ayrıca. Büyük değil ama sanatlı. Çiniler özene bezene seçilmiş ve itinayla yaptırılmış duvara. Ceviz oymacı hangi ustaysa sanatını konuşturmuş. Bu kadar olur anca. Maraş'ın henüz Hazreti Ömer devrinde Halid bin Velid radıyallahu anh tarafından fethedildiği biliniyor. Malik bin Eşten Hazretleri de bulunuyor o orduda. Nerede ve nasıl şehit düştüğü kayıtlara geçmemiş. Lakin Evliya Çelebi seyahatnamesinde Aksu Irmağı'nın yanındaki tepeyi işaret ediyor. Hocam Malik bin Eşten Hazretleri kimdir? Hocam Malik bin Eşten Hazretleri kendisi sahabedir. İslamiyet'in yayılış yıllarında Kahramanmaraş'a gönderilen fetih için bir sahabemizdi Hazreti Ömer Efendi'nin zamanında. Ona niye ejder demişler hocam? Çok güçlü ve savaşçı olduğu için. Savaşçı olduğundan dolayı ejder. Aslen nereli hocam kendisi? Kendisi aslen Yemenli bir köle olup o zaman meşhur olmuştu. Hazreti Ali Efendimiz'in ona karşı bir muhabbeti var. Aralarında büyük bir muhabbet var. Hazreti Ali radıyallahu anh, Maraş'ta böyle bir sahabenin olması Maraş için çok büyük bir şans. Büyük bir şanstı. Büyük bir feyz bereket kaynağı. Buraya çok ziyaretçi geliyor mu hocam? Çok, binlerce ziyaretçi geliyor. Eskiden nasıldı Hasan abi? Sen buranın eski halini daha iyi bilirsin. Eskiden nasıldı buralar abi? Ben böyle eski taşlık bir yer olarak biliyorum. Evet efendim. Sağ olsun belediye başkanımız burayı hizmete açtılar. Daha önce bakımsız birane bir haldeyken efendim sağ olsun şehrin ileri gelen büyükleri ön ayak oldular. Bu güzel mekanı yaptılar efendim. Malik bin Eşter Hazretleri zannedersem sahabenin de büyüklerinden tanınan bir sahabe. Yemame Cengi'nde falan yararlılıklar göstermiş değil mi? Evet. Yani İslam tarihinde adı sıkça geçen mücahitlerden bir tanesi. Malik zaten güç, kuvvet anlamında güçlü, kuvvetli. Çok güzel bir yerde vazife görüyorsunuz. Evet. Allah-u Teala sizi, bizi, hepimizi Malik bin Eşter Hazretleri'nin şefaatine nail etsin inşallah. Allah razı olsun. Maraşlıların zikronuna sahabeye muhabbetleri dorukta. Malik ve Ejder isimleri sıklıkla konuyor çocuklara. Sadece Malik ve Ejder mi? Ökkeş ne güne duruyor öyle ya? Anlatırlar. Biri Kahramanmaraş çarşısında Ökkeş diye bağırmış. 40 kişi dönüp bakmış adama. Efendim bir ara jandarmalar Gaziantep Kahramanmaraş yolu üzerinde çevirme yapıyor. Kimliklere bakıyorlar. Önde oturan Ökkeş. Yanındaki Ökkeş. Arkasındaki Ökkeş. Onun arkasındaki Ökkeş. Minibüste ne kadar erkek varsa hepsi Ökkeş. Muavin matrak bir delikanlı. Askere takılıyor. Ne o abi? Benim kafa kağıdıma bakmayacak mısın yoksa? Asker elini boş versene gibilerden sallıyor. Ne gereği var? Ökkeştir nasıl olsa. Değil abi. Ya ne? Hacı Ökkeş. Hadise doğru mu bilemiyoruz ama doğru olan bir şey var ki yörenin insanı Hazreti Ukaşe'yi çok seviyor. Ve onun adını çocuklarına vermekten mutluluk duyuyor. Nurdağ Gaziantep'e bağlı bir kaza. Satıran yer burası abi. Allah'ım. Evet. Ürümüş borsası burada kuruluyor. Burada kuruluyor. Yol kenarları silme galeri. Ve bunların alayı da van, minibüs, midibüs satıyor. Ticari araç borsası dense yeri var. Fiyatlar burada belirleniyor zira. Türkiye'de en fazla minibüs satılan yer. Evet, evet. Sağlı sollu. Evet,
Nurdağ'dan Gaziantep istikametine gidiyorsunuz. 2 kilometre kadar sonra dönüyorsunuz sağa. Karşınızda doruğu ağaçlı, sivrice bir dağ. Nurdağ adını buradan alıyor olmalı. Çünkü sahabe-i kiram efendilerimizden Ukaşe radıyallahu an burada metfun bulunuyor. Adrese, tarife gerek yok. Tabelaları takip etmeniz yetiyor. Sakın yakın göründüğüne kanmayın. Hayli mesafe var arada. Siz bakmayın körülerin. Aman ne olacak bir sigara içimlik yol dediklerine. Yürüyerek 3 saatte çıkabilirseniz ne âlâ. Durmuşlar köy sakinleri için sıradan bir sabah. Biberlere bir çapa daha atılsa geri. Ekinler boylanmış. Hasat bekliyor. Havalinin toprağı kadayıf gibi mübarek. Otlar bele varmış, çiçekler arıları bekliyor. Hani bastonunu unutsan yeşerir derler ya, maşallah diyoruz. Allahu Teala nazardan saklıya. Koyunlar çoktan yayılmış. Sığırlar da rızıklarını aramak için dökülüyor yollara. Anlamaz abi, anlamaz. Yol verin abi, yol verin. Hadi. Eskiden dağın yamaçları boz bulanık topraktı. Son yıllarda hayli fidan dikilmiş. Dileriz gölgesi koyu korular boylanır birkaç yıla. Mehmet abinin dediği şeker şey, bunların yaprakları ne oluyor abi? Şekerleniyor bunların yaprakları abi. Her yaprak. Evet evet, eskiden pekmez kaynatırlarmış abi. Öyle mi? Evet, hakikaten o şeker obalılar. Yollar geniş sayılmaz ama düzgün. Azıcık gaza yüklenince ip gibi inceliyor, altınızda eriyor. Neticede köy yolu nasıl olabilir ki başka? Portakalı soyup helezon ettiğinizi düşünün, işte yollar aynen benziyor ona. Döne döne yükseliyoruz. İnsan çıkarken anlamıyor ama dönüp de bakınca köyler avuç içi kadar kalmış. Evler kibrit kutusunu andırıyor. Hazreti Ukaşe ilklerden. Henüz Mekke mükerreme yıllarında katılıyor halkaya. Medine'de de Efendimizin yanından ayrılmıyor, Suffa ehline dahil oluyor. Güler yüzlü ve mütebessim. Fakat cenk meydanına çıkınca tutulmuyor. Kureyş'in ünlü silahşörleri ondan pek çekiniyor. Bedir muharebesinde önde yürüyor, kalkanları yırta yırta yol açıyor arkadaşlarına. Gel gelelim, kılıcı kırılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir hurma dalı uzatıyor. Allah'ın hikmeti işte, o dal beyaz uzun bir kılıca dönüyor. Bu kılıç El-Avun unvanıyla meşhur olacak ve saklanacaktır daha sonra. Ukaşe radıyallahu anh Uhud muharebesinde İslam ordusunun sağ kanadına komuta ediyor. Hendek'te, Hayber'de, Mekke'nin fethinde bulunuyor. Ayrıca seriyelere çıkıyor. Bizzat kendi kabilesinin Esedoğullarının üzerine yürüyor. Hazreti Ebubekir devrinde de gazalara koşuyor. Fitnecilerle, yalancı peygamberlerle mücadele ediyor. Nitekim özlediği gibi alkanlara bulanıp toprağa düşüyor. Yüzünde bir nur, bir heybet.
Öyle güzel ki, harp meydanlarında sayısız şehit gören Halid bin Velid dahi naaşına bakmaya kıyamıyor. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları ve sahraları doldurmuşlardı. Sevindin mi dediler? Evet dedim. Bunlardan ancak 70 bine hesapsız cennete girer dediler. Hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayan, Allah-u Teala'dan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenler. Ukaşe radıyallahu an ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, dua edin, ben de onlardan olayım. Efendimiz ellerini açıyor. Ya Rabbi, bunu onlardan eyle. Bir başkası da kalkıp aynı duayı istiyor. Efendimiz, Ukaşe seni geçti buyuruyor. Ukaşe radıyallahu an hepimizi geçti. Selamlar olsun ona. Şu anda Gaziantep vilayetinin Nurdağ kazasının Durmuşlar köyündeyiz. Burada sahabe-i kiramdan radıyallahu anh'ın, peygamberimizin mübarek arkadaşlarından Ukaşe radıyallahu anh'ın huzurundayız, türbesindeyiz. Ukaşe veya Ukaşe ismiyle de anılır. Ukaşe bin Hasene radıyallahu anh'tır. Esas değişik isimler bu bölgede Ukaşe ismi galatlanmış, bozulmuştuya uğrayarak Ökkeş ismini almıştır. Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Osmaniye'de ve bu çevrede bu zatın ismi çok vurula gelmiştir. Hatta Ökkeş oğlu Ökkeş, babası Ökkeş Ukaşe, oğlu ismi Ukaşe olan aileler çokluydu bir zamanla. Ukaşe ismi demek Ökkeş olarak geçmiştir. Buraya da Ökkeşiye diye halk arasında söylenir bölgede. Ökkeşiye Hazretlerine gidiyoruz diye söylenir. Ukaşe Hazretleri değişik ismiyle, ilmi ismiyle Ebu Muhsin Esedi'dir. İlk Müslüman olanlardandır. Bedir Savaşı'nda ve diğer savaşlarda da bizzat bulunmuştur. Bedir Savaşı'nda muharebe ederken kılıcı kırılıyor. Tabii o anda da kılıç, yedek kılıç yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bir hurma dalı veriyor. O hurma dalıyla sanki kılıç gibi böyle tesir ederek çok düşmanın efendim telef olmasına sebep oluyor. Tabii bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizelerindendir. Bütün gazalarda bulunduğunu kitaplar yazmaktadır. Cennet ile müjdelenmiştir. Bir gün Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, kim cennetteki arkadaşımı görmek isterse bu adama baksın. Kim
cennetteki arkadaşımı görmek isterse bu adama baksın buyuruyor. Böyle bir iltifata mazhar oluyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramine otururken helallaşmadan kul hakkından bahsediyor. Ve buyuruyor ki bende hakkı olan var mı? Varsa gelsin alsın buyuruyor. Ukayş Hazretleri ayağa kalkıyor. Ayağa kalkıyor. Ya Resulallah benim sende alacağım var diyor. Ne alacağım var diyor. Ya Resulallah sen bana diyor bir kırbaç ile vurmuş idin diyor. Ben de sana vurmak istiyorum diyor. Tabi sahabe-i kiramın hepsi itiraz ediyor. Bu nasıl bir iş? Canımızı, kanımızı, anamızı, babamızı feda ettiğimiz böyle bir mübarek zatın sırtına yani vurulmasına tahammül edemiyorlar. Fakat Resulullah Aleyhisselam durun diyor, karışmayın. Ve bir kırbaç getirtiyor. Sen de bana vur ya Ukayşe buyuruyor. Ya Resulallah sen bana vururken benim vücudum çıplak idi. Resulullah Aleyhisselam mübarek sırtını açıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın sırtında serçe yumurtası büyüklüğünde peygamberlik nişanesi olarak bir nübüvvet mührü vardı mühür. Böyle ben gibi yani siyaha yakın sarımtırak bir mühür vardı böyle bir. Etrafında da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye yazılı hale şeklinde yani böyle ay etrafındaki ışık şeklinde nübüvvet, peygamberlik mührü, peygamber olduğuna dair mühür vardı Resulullah Aleyhisselam. O mühüre yaklaştı, mübarek yüzünü sürdü ve orayı öptü. Dedi ki ya Resulallah sen bana vurmamıştın, maksadın burayı öpmekti. Maksadın burayı öpmekti. Diğer sahabe-i kiramlar meseleyi anladı ama biz de öpelim ya Resulallah. Hayır dedi. Hayır buyurdu. O karşıya mahsustur. Böyle bir sahabe-i kiram, cennetle müjdelenmiş sahabe-i kiram, diğer sahabe-i kiramlar gibi dini İslam'ı yaymak uğruna, İslamiyet'i duyurmak uğruna vatanını, çoluğunu çocuğunu bırakarak bu bölgeye geldiler, cihad ettiler, harp ettiler, İslamiyet'i anlattılar. Fakat burada Suhayle bin Hüveylid isimli bir tarafından arkasından böyle sırtından efendim hançerlendi, şehit oldu. O zaman da 45 yaşında olduğunu kitaplar yazmaktadır. 45 yaşındaydı ve bu şehit oldu. Ve burayı da ne yapmış oldu? Manen şereflendirmiş, nurlandırmış oldu. Allah-u Teala şefaatlerine bizleri nail eylesin, ulaştırsın, istifade edenlerden eylesin. Evet, bu bölge için ve Türkiye'miz için, hatta İslam alemi için büyük bir nimettir. Ele geçmez bir nimettir. Çünkü sahabe-i kiram, peygamberin diyor ki bunlar benim eshab-i kennücumi bi eyyi iktedeytüm ihtedeytüm. Ashab-ı kiramın hepsi gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Bunlar hep yol gösterici yıldızlardır. Allah madden ve manen bunlar yol göstermiştir. Manen de kalpleri, ruhları temizlemektedir. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin ve manen istifade eden kullarından eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.